Merhabalar, ben Körtiz Köte ve Fitli Köfte serisinin 33. bölümüne hoş geldiniz. Şu an Information Panel Extender diye bir şey yapıyorum. Bu ne diye soracak olursanız eğer, bahsettiğim gibi şunu biraz daha genişleteceğim demiştim. Bu tam olarak bu işe yarıyor. Yorum kazmaktan daha hızlı yollar var ama gördüğünüz gibi çok daha geniş bir alanı kaplıyor. Evet, bu bilgiler yeter. Sanırsam reaktörün basit olarak bu. Şimdi geriye ne kaldı? Enerjiyi aktarmak. Enerjiyi nasıl aktarabiliriz? Önce evimle reaktör arasında bir hat döşemem gerekecek. Sizleri koyabilirim. Ayrıca reaktörün oraya gidince tekrar gösteririm bir şey. Ben bahsedecektim. Biraz daha kablom olacaktı şuralarda bir yerde. Hani yapmıştım diye hatırlıyorum. Yani yapmadıysam da sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi lever'ı buraya taşıdım. Buradansa daha hoş oldu. Evet, bu da böyle güzel güzel uslu uslu duruyor burada. Evet, şimdi yapacağımız şey kablo çıkışını buradan döşeyebiliriz. Burada evimize giden bir yolumuz var. Ama evimizin neresine gidiyor? Öncelikle MFSU'nun hemen arkasından bir hat açayım. Merak etmeyin, bu reaktör MFSU'yu hayatta patlatmaz. Ama önce bir şey daha yapacağım. İkincil bir MFSU. Çünkü dikkat ederseniz buradan girmeyecektim. Eğer dikkat ederseniz burada 3 tane giriş var. Ve ben o 3'ünden sadece ikisini kullanıyorum. Fakat 3'ünü de kullanacağım. Peki 3. ne için? MFSU'ların bir özelliği var. Eğer dolarlarsa redstone sinyali vermelerini atayabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan. Eğer bu modda eğer full olursa, yani tamamen dolarsa, redstone sinyali göndermeye başlayacak ve bunu şöyle basitçe gösterebilirim. Ya tabi bağlanmıyor otomatik olarak buna. İlla size alacağız. Bir tane işimizi görür. Gördüğünüz gibi redstone sinyali veriyor. Kısmen doluysa ver diyor. Eğer boşsa redstone sinyali ver diyor. Enerji gönderme diyor. Full olmadığı sürece enerji gönderme diyor. Hiçbir şey. Buna hiçbir şey diyoruz. Ve diğer MFSU'muzu hazırlayalım. Bu esnada diğer MFSU'muzu hazırlıyoruz işte.
Ve MFSU'muz hazır. Tamam, herhangi bir yaratık yok. Güzel. MFSU'muzu buraya yerleştirelim. Ve sana Red Alloy Wire Red Alloy. Bu Insulated Wire ve Red Alloy. Bunun dışında bir şey daha yapacağız hemen. Aşağı inebilirsem. Şunu biraz değiştirelim. Evet. Ve bazı şeyleri sorting sistemimize göndermemiz lazım. Sen. Siz. Marble'lar kalsın. Siz. Başka siz. Torch. Bir tane var zaten elimde. Bunu da hemen kullanacağız. Ve 30 level oldum bunu yaparken. Yetenek. Ve tam yerine denk geldik. Şu. Ve ve buradan itibaren şuraları kapatarak kapır. Hala o kapır krizinden beri kapırlara özel bir saygım var. Ve uranyum. Yani bu oyun esnasında en fazla kriz yaşadığımız maden kesinlikle kapırdı. Iron'da neredeyse hiç yaşamadık. Gold'da zaten yaşamadık. Ama kapırda hep yaşadık. Kapırımız hep bize sıkıntı yarattı. Kapır stoğumuzun azlığı. Üstünde kablo var. Ve valla bu MFSU'muza bağlı artık bu. Evet, bunları bitirdiğimize göre artık bu reaktörümüz bağlamaya hazır. Ama öncelikle bir şey yapalım. Şimdi şunu koy. Bir adet.
Ve Jacket Wire'larımı içeri mi koydum ben? Tabii ki de evet. Jacket Fire. Evet. Gece olmadan herhalde reaktörümüzü bitirebileceğiz. Ve bağladık. Seni kaldırabiliriz artık. Ve şurayı yavaştan bir kapayalım. Şimdi bir kabaca kapıyorum. Daha sonra adam gibi kaparım burayı. Tamam, bu işimizi görür. Aşağı giriş için şöyle bir şey açık kalabilir sanırsam. Ve artık reaktörümüzü çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi... Ups. 416 EU üretiyor ve 13 saat boyunca çalışacak. Ama bir şey unuttuk. O yüzden onu bitirmeden bunu yapamayız. Bunun için bize ne lazım? Bir adet. Daha doğrusu. Bir adet medium voltaj ve bir adet low voltaj transformer. Medium voltaj transformer'la low voltaj transformer'ın yapımı inanılmaz kolay. Bunun için bir adet machine block. Gold cable'lar zaten elimdeymiş. Medium voltaj transformer'ımız hazır. 3 tane copper alalım. Bir tane miydi, iki tane miydi? İki tane kablo alalım. Wood bir yerde vardı ama yeterli değil. Ve low voltage transformer'ımızı da yapalım. Evet. Artık an itibariyle hazırız. Açlıktan ölmezsek eğer. Sen gel. Sen çekil. Zaten bu hattı da kapamışım o arada. Düşün köfte. Ha tamam. Medium sen böyle gel. Boş sen şöyle gel. Siz de şuradan gidin. Ve voilà. Burayı kapatmak yerine ışıklandırayım. Ve gördüğünüz gibi artık enerji alıyor. Ve bunu çalıştırdığımda ve yakında buralara kapı yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ısınmıyor. Burada da en ufak bir ısı okumuyoruz. Çünkü bu reaktör ısınmayacak şekilde tasarlandı. O yüzden sürekli evine neden yakın yaptığın, aman tanrım neden bu kadar ince bir güvenlik duvarı koydun falan filan diyenler söylüyorum. Reaktör asla ama asla patlamayacak bir tasarım üzerine kurulu ve bunun yanı sıra reaktörün en önemli özelliklerinden bir tanesi reaktörün en önemli özelliklerinden bir tanesi direkt patlamayacak şekilde tasarlanmış olması
Bir de zaten bayağı adam gibi bir redstone dolanımı döşemiş olmamız. Özellikle bu reaktör asla patlamayacak bir reaktör. Ve gördüğünüz gibi bu da doluyor. Bu doluyor ve diğer MFSU'muz ne zaman bir enerjiye ihtiyaç duyarsa eğer ona enerjisini gönderiyor. Evet. Ve bu arkadaşlarımız da güzel. Artık gayet misler gibi bir enerji sistemimiz olduğuna göre, aslında nükleer reaktörümüz en sonunda bittiğine göre yeni bir şeylere başlayabiliriz. Şu an beklediğimiz tek şey U-U-Meter'lar. U-U-Meter'lar bize lazım çünkü özel bir zırh yapmaya başlayacağız. Ama bu yeterli U-U-Meter birikene kadar olmayacak. Şu an gayet de yeterli değil U-U-Meter oranımız. Şu an bir tane iridium plate elde edebiliyoruz sadece. O yüzden bir şey daha yapacağım. Kablolarımız yeterli değil bunun için. Ama yetiririz bir şekil. Ya da şunları taşırız. Ya da yeni kablo yapalım direkt. Madem bol. Diamondlarımızı alalım. Glasslarımız var mı? O var var. Elmas. 4 tane alalım. Elektrumlarımız da şurada bir yerde. Bu arada redstone circuit yapımı konusunda neden elektron kullanıyorsun diyen olmuştu. Çok basit bir gerekçesi var. Şimdi ah. Circuit yapımlarına bakıyoruz. Eğer redstone kullanırsak bir tane elektronik circuitimiz var. Alüminyumla birisi talet. Ancak eğer elektron kullanırsak redstone yerine 2 adet elektronik circuit elde ediyoruz. İşte bu yüzden elektron kullanıyorum. Tabii glasslarımız yeterli değildi. Ne? Ah. Tamam bu benim salaklığım. Tamam bu yeterli olur herhal. Hatta herhal değil direkt yeterli olur. Direkt şu aşağıdan bir boost yapalım. Zemini daha sonra kaplarım. O kadar sıkıntı değil zemin. Burada enerji hattı geçiyor. O zaman bir ileriden. Şimdi şunlarla kaplayalım. Golemlerimiz rahatsız olmasın. Ve tam yerine denk gelmişim. Kapatabilirim. Buradan itibaren bunlarla kapamama gerek yok. Şimdi siz
Biraz enerji boost'u olsun bu. Yani güçlendirsin işimizi kısa bir süreliğine. Belli bir seviyeye gelene kadar daha biraz daha hızlı yuyometre üretiriz. Ve daha 20. dakikadayız. Ben bu bölümde planladığım her şeyi bitirdim. Şimdi bakalım başka ne yapabiliriz bu bölüme? Öncelikle böyle bolca cold dust pişirmek cold dust yapmak istiyorum. Özel bir şey için. Ve artık enerji sistemimiz stabil olduğuna göre seni de taşıyabilirim ben. Sana da bir MFE bağlayabilirim. Ama onu daha sonra yapsam güzel olabilir. Evet. Şimdi ne yapmam gerektiğini hatırladım. Evin çevresini ışıklandırmam gerek. Kesinlikle ama kesinlikle evin çevresini ışıklandırmam gerek. Şimdi torçla ışıklandırırım. O kadar büyük sıkıntı değil. Reaktörüme kapı yapsam güzel olur. Ve artık Mistcraft kurulumuna bağlı kurulumuna sahip olduğumuz için sanırsam yakında portalı da kaldırsam güzel olur. Görünüşü bozuyor. Ve dur. Asıl yapmam gereken şeyi hatırladım. Hatırlarsanız birkaç bölüm önce, kaç bölüm önce olduğunu ben bile unuttum. Çünkü onları yaptığımı unutmuştum. Şu büyü odamdaki sol forge'a elma satmıştım. Bunun dışında gördüğünüz gibi buradan da görüyoruz gayet çalıştığını. Tabii sonra ikinci bir elmas daha attım siz yokken. Ve o yüzden şu an 6 adet sol shard'ımız olmalı. Ve var. Evet. Uyuyalım hemen ve size bu sol shard'ın ne yaptığını göstereyim. Sol shard... dur önce tabii. Siz değil de direkt siz. Siz. Göndermem gereken bir şeyler var mı? Charcoal, leather kit. Size daha fazla ihtiyacım yok. Siz de şimdilik bana iyi hizmet ettiniz. Tamam. Öncelikle şunları bir breed edelim. Şunları da. Evet, kapıda tam çalacak zamanı buldu. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sol shard'ımız elinizde ve bir tane inek öldürüyoruz. Gördüğünüz gibi sol shard'ın artık bir damage bar'ı var ve bir tane killed yazıyor ve tipi cow yani inek. Sol shard'lar kendi spawner'larımızı yapmamızı sağlayan bir şey. Size direkt sol şartları gösterelim. Birinci seviyesi 64 tane öldürmemiz gerekiyor. İkinci seviyesi 128 tane. Üçüncü seviyesi 256, 512 ve en yüksek seviye. Beşinci seviye 1024.
Hepsinin farklı özellikleri var. Ben direkt hepsini 5. seviyeye çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü 5. seviyede mükemmel ötesi bir özellik var. O mükemmel ötesi özellik neyi diye soracak olursanız eğer... Redstone devresiyle kapatılabiliyor. Ve şimdi... bir başka sol şart daha alıp... Pardon, yavruyu öldürmeyecektim. Evet, 5 tavuk 10 inek öldürmüşüz. Şimdi yapacağımız başka bir şey daha var. Bu bölümü bitirmeden önce. O da... Feed Station. Feed Station için 4 tane Golden Carrot. Bir saniye. Benim carrot'ım var mı? İşte bütün mesele bu. Ha, varmış. 4 tane Golden Carrot ve Steel Plate lazım. Neyse ki steel'imiz bolca var. Bu esnada golden carrot'larımızı da yapalım. Golden carrot'lar ne istiyordunuz? Gold nugget. Bir saniye. Neden bunu kullanıyorum? Şu şekilde kullanacaktım. Eksik hesaplıyorum illa değil mi? Ve 8 gold carrot'ımız hazır. Steel plate'lerimizi alalım. Artık 4 tane üretiyormuş. Güzel. Güzel oldu bu. Bayağı güzel oldu ve bunu yapmak istemiyordum. Bunu yapmak istemiyordum ve hala yapmaya devam ettim. Çok süperim. Ve steel plate'leriniz. Feed station'larımız hazır. Bu feed station'ları ne yapacağız? İkisinden de birer stack alalım. İki tane yerleştirmemin özel bir sebebi var. Çünkü gördüğünüz gibi iki tip farklı hayvanım mevcut. Biraz yükseğe yerleştiriyorum çünkü hani o ne olur ne olmaz. Buraya bunu yerleştiriyorum. Buraya da bunları. Şu an hiçbir şekilde breed edemiyor çünkü zaten hepsi yeni breed edilmişti. Olay temel olarak şu. Biz bunlara seed, wheat falan verdiğimizde bunlar çiftleşiyor. İşte onu otomatik olarak yapıyor. Bu sayede bize hiçbir iş kalmıyor. Kafamız rahat bir biçimde işimizi görüyoruz. Bunlar da üremeye devam ediyor. Mis. Hop hop hop. Evet. Siz neden buraya gidiyorsunuz? Orada weed falan mı düşürdüm? Ya da... Bunlar niye hep bu tarafa doğru gidiyor? Bunların hepsi. İlginç. Neyse. Bu esnada bu bölüm başka ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Gerçi zaten bölümü bitirmek üzereymişiz. Evet. Sanırsam bölümü burada bitirsem çok güzel olabilir.
Bu bölüm neler yaptık? Misler gibi bir nükleer reaktörümüz var. Hem de ne mis? Baya paşalar gibi çalışıyor. Bunun dışında sus zombi. Bunun dışında yuyu metal üretimimizi biraz hızlandırdık. O 20 adet iridium plate'imiz var. İridium plate'imiz 20 adet iridium plate'imiz olsaydı güzel olurdu. Cidden güzel olurdu. Ama yok. Ama bir saniye, ikinci bir iridium plate çıkartabiliriz sanırsam. Neyse, ben bu bölümü burada bitirsem iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftes köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.